Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Casper'ın bir all-in-one bilgisayarının kutu açılımını ve incelemesini yapacağız sizlerle beraber. Casper biliyorsunuz all-in-one konusunda gayet iyi cihazları üretiyor. Hatta 3 serisi var. Bir tanesi A460. Bizim zaten A460 inceleyeceğiz bugün. A460 serisi var diyelim. Bir de A560 serisi var. A460 ile 560'ın farkı ne? 460 üstün özelliklere sahip yüksek verimlilik diye geçiyor. A560 yüksek performans. A500 serisi ile her yere uyumlu model olarak geçiyor. Bu model benim hoşuma gitti. Güzel. Özelliklerini zaten kendimiz özelleştirerek seçtik. i5 bir cihaz topladık. Bunun yanında 8 GB RAM var. Artı 480 de SSD var. Şimdi cihazımızı kutusundan çıkartalım. Ve sizlerle beraber içinden çıkanları tek tek inceleyelim. Öncelikle cihazımızın bakın kutu içerisinden neler çıkıyor. Onları görmek adına ben kutuyu da oradan şöyle ters çevireceğim. Dökeceğim. Ben kutumuzun içindekileri bu şekilde döktüm. Kutunun içinde de hiçbir şey kalmadı. Kenara alıyoruz kutumuzu. İçinden çıkanları tek tek inceleyelim. Öncelikle all-in-one bilgisayarın ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar olabiliyor. Monitör ve kasa, yani kasamız monitörün içinde diyebiliriz. Nasıl laptopta kasa kullanmıyorsunuz? Bunda da monitörün arkasına işlemcisi, RAM'i, diski koyuluyor. Herhangi bir şekilde kasa ihtiyacımız olmuyor. Hani kasa yer kaplamıyor. Bu model epey bir ince. Çerçeve kalınlığına ben bayıldım. Modelin çerçeve kalınlığına ultra ince bir çerçeve yapmışlar. Şimdi çıkartalım. Diyelim ki cihazımızı görelim. Casper bu all-in-one konusunda epey iyi. Yani eğer all-in-one bir cihaz alacaksanız Casper tercih edebilirsiniz. Bazı arkadaşlar ön yargıyla yaklaşıyor fakat Casper bu konuda fiyat performans ürünleri üretiyor. Ben beğeniyorum ürünlerini en azından. Tasarım anlamında ve özellik anlamında güzel cihazlar. Hem de yerli üretim. Parçaları tabi dışarıda ne kadar üretilse de bunun montaj hattı vesaire Türkiye'de diyebiliyorum. Şu şekilde arkada zaten cihazın genel özellikleri verilmiş. Model numarası verilmiş. A460 i5 10. nesil. Şu 1035G1 yazması bunun 10. nesil olduğunu gösteriyor. Casper One A460 serisi olarak geçiyor. Üretimi de yeni, daha yeni üretim hatta. Bakın 2021'in 5. ayında üretilmiş. Biliyorsunuz evden çalışma modellerinde artık insanlar ofise gitmiyor. Ofise gitmediği için de durum nedir arkadaşlar? Evinizde hani home office gibi kullanıyorsunuz. Şöyle kamerası da üzerinde. Herhangi bir kamera ekstra almanıza gerek yok. Şimdi gelelim cihazımızın özelliklerine. Cihazımızın öncelikle şu şeyini açalım. Stretch'ini. Ekranını görün. Güzel mat bir ekranı var. Ekranını beğendim. Mat ekran yapmışlar. Şöyle klavyesini görelim. Hatta içinden duvar askı aparatı bile çıktı. Yani ayakta değil de duvar askı montaj kiti bile var. Bakalım. Şuna birazdan bakacağım ne olduğunu. Klavyesi var içinden. Klavye mouse'umuz da çıkıyor. Kablolu klavye mouse set. Casper'ın bu model klavye setini ben de ilk defa görüyorum. Daha önce klavye setini kullanmıştım ama bunu kullanmamıştım. Ben öncelikle klavyesine bakalım. Klavye tasarımı epey iyi, güzel. Küçük yer kaplamıyor. Yani hacim olarak küçük. Zaten bilgisayar yani bana göre çok şık. İnce, zarif bir tasarıma sahip. Şöyle mouse'umuz var. Mouse sesi çalışıyor. Güzel. Kablosuz olsa daha iyi olurdu ama kablosuz şekilde kendinize temin edebilirsiniz. Şöyle bir adaptörümüz var içinden çıkan. Bu adaptörümüz ne işe yarıyor? Cihazın sadece tek düş bağlantısı var. O da bunun üzerinden veriliyor. Arkadaşlar cihaz hakkında şunu söyleyebilirim. Genel olarak ben tasarımını çok beğendim. Güzel bir tasarım var. Şöyle de bakalım sizlerle beraber. İnceliğine bakar mısınız? Şimdi bakın size kutu içerisinden neler çıktığını göstereyim. İçinden çıkan şöyle bir adaptörümüz var. Adaptörümün yonca uçlu bir güç beslemesi var. Ve bunu ne yapacağız? Şuraya takalım. Bunun güç almasını sağlayacağız. Bu tarafını 220'ye, şurasını ise nereye bağlıyoruz? Şu all-in-one cihazımıza bağlıyoruz. Şimdi arka portlarına bakacağız. Şöyle içinden bir de askı aparatı çıkıyor. Duvara da montajlayabiliyorsunuz. Şurası monitörün arka kısmından tutan yer. Klavye mouse setimiz. Klavye setimiz gayet güzel. Tasarım falan hoş. Mouse'ların sessiz çalıştığını söylemiştim. Onun yanında bir de cihazımızın kendisi. Ürünle ilgili garanti belgesi. Şöyle göstereyim. Ürünümüzün garanti belgesi üzerine geliyor. Zaten faturanız varsa bu garanti belgesi kaybolsa bile fatura üzerinden işlem yaptırabileceğinizi düşünüyorum.
alınma tarihini bizzat işlemişler. Genellikle cihaz aldığınız zaman laptop veya bilgisayar alıyorsunuz. Bu şekilde modeli, üretim yılı vesaire bu belgenin üstüne işlenmiyor. Fakat Casper bu konuda hassas, belgenin üstüne işleyip gönderiyor size ürünlerinde bu şekilde. İçinde bir de şu bir tane video koymuşlar montajla ilgili. Şimdi gelelim cihazımızın kendisine bakmaya. Bakıldığı zaman mat bir ekranı var. Tabii şu an biraz yansıma yapıyor da. Şöyle üzerindeki kamerasını şuradan kapatıp açabiliyorsunuz. Bakın. Üzerinde iki tane mikrofon var. Şurası mikrofon deliği. Şurası kamera ledimiz. Şurası diğer mikrofon deliği. Yani bunda ne kamera problemi ne de mikrofon sorunu yaşarsınız. Görüntülü görüşmelerinizde size rahatlık sağlayacaktır. Alt tarafına baktığınız zaman Casper'ın güzel bir logosu var. Kısımda. Burada ise power tuşumuzun burada olduğunu gösteren bir etiketimiz var. Daha bunu sökmeyelim. Power tuşu bazen nerede olduğu unutulabiliyor. Hemen tak şurada. Burada da çalışıp çalışmadığını gösteren bir LED'imiz var. Ayak tasarım olarak gayet güzel. Fena değil. Hoşuma gitti benim. Şöyle yan taraftan bakıldığı zaman cihazın kasasının oldukça ince olduğunu görüyorsunuz. Hatta şöyle elimi koyayım. Bakın. Bir parmaktan daha ince. Şöyle görebilirsiniz. Tabi alt tarafta biraz kasa kalınlaşıyor. Bunun sebebi de bu alt kısımda bilgisayarın diğer klasörlerinin yer alması. Şöyle bu tarafını çevirdiğimiz zaman, arka tarafını çevirdiğimiz zaman bizi karşılayan bir Casper logosu var. Bu Casper logosunun üzerine de böyle bir şey yapıştırmışlar. Bakalım şu şekilde Casper logomuz. Tabii burada parmak izi tutma kısmı, biraz parmak izi tutuyor bu kısım. Bu kısmı beğenmedim sadece. Parmak izi tutmasaydı daha güzel olurdu. Tabii bu da şeyle alakalı, tasarımla alakalı. İnce yaptıkça, bende bu tarz monitörler de vardı. Bu kısımda hani metal kullanamamış olabilirler veya mat plastik kullanamamış olabilirler. Giriş çıkış birimlerimize bakalım. Bir mikrofon, bir de kulaklık giriş çıkış birimimiz var. Hani mikrofon ve kulaklığın ayrı olması güzel olmuş. Çünkü mikrofon haricen takılabiliyor. İki tane bakın mavi renkte USB portumuz var. Bu mavi olanlar USB 3.0 biliyorsunuz. Şurada da USB 2.0'ımız var. USB sayısı olarak 4 tane yeterli. 5 de olabilirdi. Bir tane de Type-C koyabilirlerdi. Type-C koysa daha güzel olabilirdi. HDMI çıkışımız var. Bu ne işe yarıyor? Buradan hani bu cihazı monitör olarak kullanamıyorsunuz. Bu cihazdan çıkış alıyorsunuz. Yani bunun yanına ekstradan bir monitör daha koyabilirsiniz. Bir Ethernet portumuz bulunmakta. Aynı zamanda da güç girişimiz bulunmakta. Cihazımızın genel özelliklerine baktığımız zaman cihazımızda bir işlemci olarak i5. 10. nesil bir işlemci tercih ettik. Zaten işlemcimizin modelini buradan görebiliyorsunuz. 10-35G1 model işlemci tercih ettik. 8 GB DDR4 RAM'imiz bulunmakta. Buna SSD kullandık. SSD'mizde 480 GB biraz bir tık büyük olsun dedik. 240 GB'lık SSD'lerde tercih edebilirsiniz. Bunun yanında arkadaşlar kullanmış olduğumuz SSD'nin okuma yazma hızları 555'e 540 fena değil. Cihazımız genel anlamda bu şekilde. Bunda hani ekran kartı yok mu diyeceksiniz. Ekran kartı işlemcinin içinde G olduğu için bakın şurada. Bu işlemcinin aynı zamanda grafik biriminin içinde dahil olduğunu yani bunda GPU seti işlemcinin içinde öyle diyebilirim. Bunlara APU işlemci deniyor Ryzen'de. Yani bu sette ne isim verildiğini tam olarak bilmiyorum Intel'de. Bunda da APU işlemci denilebilir. Cihaz tasarımını ben beğendim. Güzel. Şöyle de duruşunu görüyorsunuz. Tabii klavye mouse seti de olacak bunda. Bu arada başarının sırrı da takip, kontrol, koordinasyon ve motivasyon diye bir notumuz var burada. Parlamalar olabiliyor. Şöyle yandan inceliğini de göstereyim, videoyu bitireyim. Gayet ince bir cihaz. Şöyle yukarıdan zaten görünümünü görmüşsünüz. Şu şekilde göstereyim.